Federasyon seçimi var. Bu o da ilgilen hani o da milli takımın performansını etkilemez. Çünkü Yıldırım Bey istifa etmeden 20 dakika önce Şenol Güneş açıklamıştı. Nihat Bey çok gündemde. Nihat Bey'in böyle bir çalışması olduğu ve söyleniyor. Ama bu tamamen ne duyum ne kişi şey asla insanlar yanlış anlamasın. Bizim futboldaki benim şahsım adına belli yerim olmasından dolayı söylemiyorum. Hislerimi söyleyeyim. Yıldırım Bey uzun süre Beşiktaş başkanlığı yaptı. 7 yıl kadar. Çok uzun yılda hem en kritik zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı. Ben valla iddiayı vazgeçip yarın bir gün ya ben tekrar adayım derse benim için şaşırtıcı olmaz. Ben bunu istifa etmeden önce Kaya Çilingiroğlu, onun çok eski arkadaşıdır, arkadaşımızdır bizim de. Golf'ten de arkadaşı olduğu için yani bana sürpriz olur bırakması diyordu. Açıkçası bana da sürpriz oldu. Evet. Yani ben ama hem iddia hem de federasyon başkanı olmayacağını zaten çok erken konuştukları için Yıldırım Bey gerek cevap verdi. İstifa etti ondan sonra bu işe girdi. Ama daha Haziran'a kadar çok bir süre var. Ben Yıldırım Bey'in çünkü öyle bir şey ki bunu yanlış anlamda söylemiyorum. Bu benim için de geçerli. Herkes için koltuk Türkiye futbolunun başında uzun yıllar Beşiktaş'ın başında büyük bir camiada yani kolay değil böyle üzülebilir yani yarın bir gün uzak kalmakta. Ama tabii öbür tabii ki ticaret hayatı Demirören ailesine saygı duyuyoruz. Tabii ki yani dostumuzdur. Çok büyük bir yatırımdan isteriz. Vazgeçmiş olacak o zaman. Yani. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu başka bir şey sevdadır futbol. Baktığımız zaman başkanlara 20 seneyi dolduruyorlar. 20 sene şimdi imzalatarlar bütün başkanlar. Hemen hemen. Borç harç kimsenin umurunda değil. 20'yi hemen atarlar. Bırakmazlar ya. Ama bu tabii tamamen kişisel, şahsi fikrim. Yani ben çok uçuk bir şey söylüyorum şu anda belki ama. Yalnız tabii şu konu.